Sevgili seyirciler, programımızda ilk olarak Hollanda'ya gidiyoruz. Eğer Hollanda ya da Belçika'da yaşıyorsanız, borçlarınız varsa, borçlarınızdan kurtulmak istiyorsanız şimdi bizi çok dikkatli izleyin. Çünkü Hollanda'daki Büro Pas firması sizi borçlarınızdan nasıl arındıracak onu anlatıyor. Birlikte izliyoruz. Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 2011 yılından bu yana hukuk danışmanlığı ve borç aracılığı konusunda faaliyet gösteren Büro Pas firması, Hollanda'da yaşayan ve borcu olanların adeta kurtarıcısı oldu. 7 yıl içerisinde yüzlerce borçlu kişiye yardım eden Büro Pas, borçların yapılandırılması konusundaki uzmanlığının yanı sıra anlaşma yoluyla borçların küçük miktarlara düşürülmesi konusunda da oldukça başarılı çalışmalar yapıyor. 8 personeliyle yüzlerce borçlu kişiye yardım eden Büro Pas, yaptığı bu çalışmalarla kendi alanında da bir marka olmuş durumda. Borç ya da borçtan kurtulma denince akla gelen ilk firma olan Büro Pas, Hollanda'nın yanı sıra Belçika'da da tanınmış bir şirket. Büro Pas, Belçika'daki talepleri karşılayabilmek adına Antwerpen'de de bir şube açtı. Büro Pas'ı daha yakından tanımak ve borç konusundaki çalışmalarını öğrenebilmek adına vizyon kameralarını şimdi Büro Pas'ın Hollanda'daki merkezine çeviriyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Elif Hanım, öncelikle Hollanda ATV Vizyon ekibi olarak büromuza hoş geldiniz diyorum. İsmim Fehmi Uzun. 1991 yılında Hollanda'ya geldim. 4 çocuk babasıyım. 2011 yılında Büro Pas, Hukuk Danışmanlık Bürosu ve Borç Aracılık Bürosu'nu kurdum. Şu an 8 çalışanımızla birlikte 7 yıldır 550'ye yakın müşterimize hizmet vermekteyiz. Tabii 7 yıl boyunca 1000'den fazla müşterimize borçlarını kapanmasına vesile olduk. Dosyalarını kapattık. Şu an 550-600'e yakın müşterimize hala hizmet vermekteyiz. Peki Büro Pas müşterilerine ne gibi hizmet vermekte? Bunu kısaca bize anlatır mısınız? Büro Pas Hollanda'da borçlu insanlara yardım etmeyle ve borçlarını sildirmeyle ün yapmış, tanınmış bir kurumdur. Borçlu insan güneşin ısısını hissetmez diye benim bir sloganım var. Borçlu insanlar, bunları basitleştirerek anlatabilirim size. Kredi borçlarını ödeyemeyenler, Zikfons dediğimiz sağlık sigortası kurumuna borcu olanlar veya evleri zorlukla haciz dairesi tarafından açık artırmayla satılmış olan müşterilerimiz ve birçok bu şekilde borçlarını ödeyemeyen müşterilerimiz bize başvuruyorlar. Yalnız bizim yardım edemediğimiz birkaç husus var. Onlar da stüdyo finansiering dediğimiz devletten üniversitede ve yüksek okullarda okuyan daha önceden öğrencilik zamanında devletten borçlanmış kişilerin borçlarına yardım edemiyoruz. Onlar mutlaka bunu ödemeleri lazım. Diğer bir borç ise araba ceza borçları. Bunlara da yardım edemiyoruz. Ve diğer borçlar, bunların dışındaki diğer borçlara yardım edebiliyoruz. Bizim iki tane slogan cümlemiz var. Genellikle reklamlarda kullandığımız. Bunlardan bir tanesi, borçlarınıza kurtulmak istiyor musunuz? Bu genel bir slogan. Diğeri de Dör vardır ve inkaso bürolarla başınız dertte mi? Yani Türkçesi icra daireleri ve inkaso bürolardan borçları olanlar varsa onlara da yardım edebiliyoruz. Tabii ki şirketlere de yardım edebiliyoruz. Şirketlerin borçları ana olarak ikiye ayırabiliriz. Bu bir tanesi genellikle kira borcu ödeyemeyen şirketlerimiz oluyor veya kira borcunu ödeyemediği için bulunduğu dükkanı veya mekanı boşaltmak zorunda olanlar var. Onların borçlarıyla ilgili yapılandırma veya belli bir miktara satın almayla ilgili çalışmalarımız var. Diğer bir tanesi de iflasa gitmiş kuratör dediğimiz, Türkçe karşılığı kayyumda yürüyen borçlarla ilgili yine yapılandırma veya
pazarlık yöntemiyle borçtan kurtarma gibi çalışmalarımız var. 7 yıl boyunca binin üzerindeki insanın borçlarını pazarlık yöntemiyle kurtardık. Biraz evvel çok taze bir haber var. Haber aldık ve müşterimize sizlerin de yanında müjde verdik biliyorsunuz. 70 bin euro banka kredisini zamanında almış, ödeyememiş ve icra dairesine düşmüş bir müşterimizin borcunu sizlerin de şahidiyle 1500 euroya kapattık. Müşterimize de bu sevinçle haberi verdik. Çığlıklarını da sizler duydunuz. Biz Büropas olarak genellikle AFKOP, yani satın almayla biz biraz ünlendik, Hollanda'da tanındık. Genellikle bize gelenler AFKOP, yani karşılığı pazarlık yöntemiyle borcu satın almak. Bu ne demek? Bazen de yanlış anlaşılabiliyor Türkçe karşılığı. Sanki borcu biz para verip müşterini almış gibi anlayanlar da var. Aslında esasen bunun karşılığı şudur. Bize gelen müşterilerimizin öncelikle gelir ve gider hesaplarına bakıyoruz. Eğer müşterimizin geliri giderini karşılayamıyorsa veya geliri giderinden daha azsa, o zaman biz bu dosyayı kabul ediyoruz ve borçlu olduğu kurumlarla irtibata geçiyoruz. Yalnız bizim Büropas olarak birinci görevimiz AFKOP, yani pazarlık yöntemiyle satın almak değil. Bizim birinci görevimiz sorunlu insan, sorunlu müşteri bize geldiği zaman o müşterinin sorunlarını, yani bir, postasına icra dairesinden, haciz dairesinden, inkasso büro ve dövardalardan postasının gelmemesini sağlamak. İki, kapısına kimsenin gelmemesini sağlamak. Asıl bizim görevimiz bu. Borçların kapanması konusunda insanlara belediyeler de yardım etmekte. Sizin onlardan farkınız nedir? Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben 7 yıl boyunca düşündüm bunu nasıl izah ederim diye. Biraz ben Büropas'ı belediyelerle farkını anlatırken şöyle bir şey düşündüm. Devlet hastaneleriyle özel hastanelere benzetiyorum. Devlet hastanelerinin veremediği hizmetleri biliyorsunuz özel hastaneler vermeye başladı ki sayıları çoğaldı. Daha kaliteli hizmet verdiler. Bizim farkımız şöyle. Belediyelere müracaatta, belediyelerin halk tabirinde, halkın arasında belediyeler diye tabir ettiğimiz yine borç aracı kurumları, Schuldhilfeleininglere gittiğiniz zaman bir kere de bu trayekte giremiyorsunuz. Önce bildirmeniz lazım. Sonra 2-3 tane intake yapıyorlar. Evraklarınızı eksiksiz vermeniz gerekiyor. Ve bunlar tamamlandıktan sonra ki bir evrak unuttuğunuz zaman 4 hafta sonraya randevuyu verebiliyorlar size. Ve kabul ettikleri takdirde sizin bütün postalarınıza el koyuyorlar. Bütün gelirinize el koyuyorlar. Ve Türkiye'ye veya Hollanda dışına giderken onlardan izinli gitmeniz gerekiyor ki izin vermiyorlar. Çünkü siz fakirsiniz ve haftalık harçlık alıyorsunuz. Bu 3 ile 5 sene arasında değişebiliyor. Eğer belediyenin kurumu yazıştığı karşıdaki alacaklarda anlaşamazsa, bir veya birden fazla kurum bunu kabul etmezse, belediyenin kurumu sizi mahkemeye, yani VSMP dediğimiz şahsi iflasa gönderiyor, yönlendiriyor. Hakim karşısına çıkıyorsunuz. Hakim ikna olursa iflasınızı veriyor ve o kabul etmeyen, belediyeye ret cevabı veren alacaklılar mecburen kabul ediyor. Ve yine kayyumun karşılığı olan bir windfurdur veriyor size ve yine aynı şeyler devam ediyor. Postanıza el koyuyorlar, gelirlerinize el koyuyorlar. Birçok yaptırımları var ve haftalık belli harçlık veriyorlar size, 50-70, yani bunu çocuklarınıza göre hesap edip veriyorlar. Özellikle şahsi iflasa gitmiş, hakim karşısına çıkmış insanların evleri varsa, yani banka aracılığıyla, banka yardımıyla ipotek dediğimiz şekilde ev alanlar varsa bile onlar evlerini satmak zorunda da kalıyorlar. Bize gelince müşterilerimiz bize randevu aldığı zaman intake dediğimiz ilk görüşmeyi yapıyoruz. Bu görüşme bize telefon açtığı günden en fazla bir hafta sonraya verebiliyoruz. Çok yoğun olduğumuz zaman bazen de 2 gün sonraya bu görüşmeyi yapabiliyoruz. Müşterimiz bize geldiği zaman dosyasına bakıyoruz, gelir giderlerine bakıyoruz. Dosyayı biz kabul ederiz dediğimiz zaman kendisine
bir aanmelding, yani bize başvuru formu veriyoruz. Bunu doldurur doldurmaz gerekli evrakları verdiği zaman bir hafta içerisinde biz başlayabiliyoruz işlemlere ve karşı taraflarla, yani alacaklı kurumlarla irtibata geçerek onların yaptırımlarına engel olabiliyoruz. Kaldı ki müşterimizin hayatında tek bir değişiklik oluyor. O da pozitif bir değişiklik. Kapısına kimse gelmiyor, postasına sorunlu zarflar gelmiyor. Bunun dışında hayatında hiçbir değişiklik olmuyor. Özgür yaşamı devam ediyor. Ne maaşına el koyuyoruz, ne postalarına el koyuyoruz. Diğer kurumlarda, yani belediyenin ve şahsi iflasta 3 sene boyunca yeni bir borç getirdiği zaman, yeni bir borçlanma olduğu zaman tamamen trajekti, yani 3 senelik olan devam eden prosedürü bitiriyorlar ve bu prosedürden atıyorlar. O kişi yine borçlarla birlikte kalıyor. Ama bizim öyle bir şartımız olmadığı için müşteri diyelim ki 2 sene sonra yeni bir borç yaptı. Biz tekrar onu kabul edip o borcuyla da ilgilenebiliyoruz. Yani geceyle gündüz kadar farkımız var. Seyircilerimize bir de güzel bir sürpriziniz varmış. Bunu bizimle paylaşmak ister misiniz? Evet. 7 yıldır Hollanda'da hizmet veriyoruz Büropas olarak. Ve Hollanda'nın her şehrinden, her kasabasından müşterilerimiz var. Son yıllarda, özellikle 2016'dan sonra, 2017 içerisinde bizi duyup gelen Belçika'dan müşterilerimiz oldu. Ve onların da borçlarını yapılandırarak, anlaşarak, küçük miktarlara satın alarak onları borçtan kurtarmamız sebebiyle Belçika'dan çok yoğun ilgi ve alaka gördük. Bu sebeple Belçika'ya da, Belçika'nın Anvers şehrine de bir şube açtık. Dolayısıyla Belçika'daki vatandaşlarımız, borçlu insanlarımıza da Belçika'da yardım edeceğiz. Artık Hollanda'ya gelmelerine gerek kalmadı. Anvers şehrindeki şubemize gelerek oradaki arkadaşlarımız onlara yardımcı olacaklardır. Dolayısıyla buradan müjdeyi verelim. Ofisimiz 10. aydan bu yana da aktif halde. Bundan sonra da Belçika'daki insanımıza yardım edeceğiz. Sayın Fehmi Bey, misafirperverliğiniz ve hoş sohbetiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bizler de size, Hollanda ATV Vizyon ekibine, çalışanlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için onur duyduk. Teşekkür ederiz efendim.